söyleyeyim ve söz size bırakayım. Allah ile her devirde insanlık aldatıldı. Engizisyon bir Allah ile aldatanlar saltanatıdır. Bakın, iyi niyet filan bazıları diyecek. İyi niyet hiçbir çare değildir. Kur'an-ı Kerim iyi niyetin insan aleyhine kullanılmaması için aklın işletilmesini emretmiştir. Benim büyük Atatürk'e eşsiz hayranlığımın temelinde bu vardır. Akıl. Atatürk bence akıldır. Aklı işletmediniz mi iyi niyet de sizin aleyhinize işler. Denebilir ki ve büyük Atatürk bunu diyor. İnsanları Allah adına diri diri yakanlar, engizisyon papazları, işkence odalarında yok edenler ne diyorlardı? Biz bunu yaparak hem Allah'ın rızasını biz kazanıyoruz hem onları da Allah'ın huzurunda temizliyoruz. Büyük kısmının kötü niyeti de yoktu. Ama geriye baktığımız zaman lanet okumuyor muyuz buna? Okuyoruz. Evet, o halde Kur'an-ı Kerim Allah ile aldatılmamanın tahkimatını da yapmıştır. Birincisi bu işte. Aklınızı işleteceksiniz diyor. Aklınızın olması hiçbir işe yaramaz. Taakkul istiyor Kur'an. Akıl kelimesi Kur'an'da yoktur. Enteresandır. İsim olarak. Çünkü kavramdır o. Onun varlığını yeterli görmüyor. Fonksiyonel akıl Kur'an'da geçiyor. Yüzlerce yerde. O da taakküldür. Aklı işletmek demek. Ben Kur'an tercümemde o tabiri kullandım. Sonra Türkçe'ye yerleşti. Şimdi herkes onu kullanıyor. Ve bir ilke Yaşar Bey, Kur'an'ın koyduğu. Allah ile aldatılmamak için temel ilkelerden biridir. Aklını işletmeyenler üzerine pislik yağar. Tabir tam söyleyeyim tırnak içinde. Evet. Yunus suresi 100. ayettir bu. Allah noktalı virgül aklını işletmeyenler üzerine pislik yağdırır. Pislik atar. Aklı olmayanlar üzerine değil, onlar mazurdur. Aklını işletmeyenler, aklını onun bunun ipoteğine veren, mülkiyeti bende, intifağı sende diyenler, İslam dünyasının aklı kitlelerdeyken onun intifağını kitlelerin elinden kim aldı? Başta tarikatlar, mezhepler. Siz akaid kitaplarına istediğiniz kadar İslam'ın şartları 5, imanın şartları 6'dır deyin. Hayır efendim. İslam'ın da imanın da ilk şartı tekke şefine, tarikat şefine kayıtsız şartsız itaattır. Ve enteresandır. O şef yaptıkları adamların büyük kısmının bunda hiçbir günahı yoktur. Onlar ilim adamı olarak, ahlak adamı olarak işlerini yaptı, öldü gittiler. Öldükten sonra türbeleriyle putperestliğe alet ettiler onları. Şecereler uydurdular, silsileler uydurdular. Kerametler izafe ettiler. Peygamberimize Kur'an'ın reva görmediği sıfatları ve meziyetleri haşa reva gördüler. Şimdi tabii öbür tarafa gittiğimizde bu dehşetin sonunu göreceğiz. O adamlara yaptıklarından bunlar bir defa kurtulamaz. Bu millete yaptıkları bir kenara dursun. Çünkü onların çoğu masumdur. Ben tasavvuf felsefesi uzmanı sıfatıyla senelerce bunları araştırdım. Üniversitede senelerce okuttum. O insanların büyük kısmı tamamına yakını bu günahtan beridir. Arkasından gelenler tıpkı peygamberi, Kur'an'ı, kitabı, dini aldatma aracı yaptığı gibi o insanları da yaptılar. Şimdi öyle bir karmaşa, öyle bir taşlı pirinç var ki İslam dünyasının önünde, bunu nasıl ayıklayacaksınız? Bu hakikaten hiçbir düşmanın bize veremeyeceği kadar zarar veriyor. Ve siyaset süratle, biz şimdi bırakın İslam dünyasının öbür taraflarını, biz şu kendi evimize, çocuklarımıza teslim edeceğimiz ülkeye bakalım. Evet. Siyaset buna derhal müdahale etmez ve bu işi ciddiyetle, haysiyetle, insan vicdanına yaraşır bir haysiyetle ele almazsa, birisi ben layıkım, ben bu dinmin söylemini kullanmam. İyi adam da sana akşama kadar dua ediyor zaten. Diyor ki biz de senden onu istiyoruz. Sen karışma bu işe. Biz
kitleyi alır götürürüz. Bir giriyor Almanya'ya, iki ay sonra çıkıyor, 20 milyar euro para toplamış. Bir giriyor, 5 ay sonra çıkıyor, 50 milyar euro para toplamış. Ekranlarda bunları, burada bütün belgeleriyle göreceksiniz. Ve şunu da göreceksiniz orada. Ceviz kabuğu programında adam telefonla katıldı ve bunu ülkenin önünde bar bar bağırdı. Diyor ki, bizi bunlar kandıramazdı, biz bunlardan akılsız adam değiliz. Bizi camide vurdular diyor. Yani Allah ile aldattılar. Peki sen dinini öğrenip de camiyi dünyalık toplama yeri yapmalarına niye karşı çıkmadın? Ha, sana dokunmuyordu çünkü o zaman. Bol para kazanacaktın. Ve devam ediyor. Diyor ki, yıllarca kazanıp biriktirdiğimiz ne varsa hepsini aldılar. Bir tek diyor, çok özür diliyorum dinleyenlerimden ve sizden. Ama bu belge orada var. En son diyor, karılarımız kalmıştı. Onları da isteselerdi verecektik. Yani çok hayati bir mesajı konuşuyoruz. Beni bağışlasın herkes. Bu mesajı acıyı çeken birinden aldığım şekilde vesikasıyla oraya koydum. Evet. Şimdi bakın Allah ile aldatma nerelere kadar gidiyor. Pascal 1600'lü yıllarda ölmüş bir filozof, matematikçi, bilgin Fransız. Allah'ı ve kutsalı araç yapmadan diyor, hiçbir dehşet insanlığı mahvedemez. Kur'an da aynı şeyi söylüyor. Demin dediğim, evet. Bakara 213. ayette bunu açık görürsünüz. Şimdi nasıl bir zulüm karşısında olduğumuzu, nasıl bir felaketin tam girdabında kıvrandığımızı ve bunu aşmanın ana ve temel anahtarlarını dilimin döndüğü kadar bir mukaddime olarak verdim. Şimdi sözü size bırakıyorum. Çok özür dilerim. Size nefes aldırmadım. Söz sizin. Evet. Şimdi bu aldatmanın ticaret meydanı bölümünde çarpıcı bir şeyimiz var. Yani bu Kur'an'dan alınmış bir şey. 223. sayfasında. Burada belirtiyorsunuz ki toplumların çöküşlerini bir yaratılış zorunluluğu haline getirenler mal putunun azdırdığı insanlardır ki Kur'an onlara mütref. Evet. Yani servet ve refahla şımarmış olanlar. Azmışlar. Evet. Demektedir. Yüzlerce yerde, evet, isim, fiil, cümle olarak Kur'an-ı Kerim mütrefler. Bunu evirir çevirir. Evet. İnsanlık suçu işlemeyi hayat kuralı haline getiren insan, emek ve terini sömüren canavarlardır. Mütrefler. Evet, mütrefler. Evet. Kur'an onları... Kur'an'ın da baş düşmanı, evet, onlardır. Kendi iddiaları, evet, ne olursa olsun dini yalanlayanlar olarak adlandırır demişsiniz. Maun suresi. Evet. Şimdi bakın. Evet. Maun suresi... Maun suresi tokatlıyor diye bir yazı yazmıştım ben yıllar önce. Maun suresi, Yaşar Bey, 3 satırlık bir sure. 3 satır. Evet. 3 satır ve enteresan, yıllar, asırlardan beri bu sure namaz sureleri adı altında da bizim nesillerimize hep öğretilmiştir. Şimdi Allah aşkına, çok manalı, Allah aşkına, yani Allah aşkına veya kimin ne kutsalı varsa onun aşkına, asırlarca hem de namaz suresi diye çoluk çocuğunuza, bütün nesillerinize öğrettiğiniz bu surenin hayal ettiği toplumun tam tersi bir toplumu nasıl yarattınız? Türkiye kamu hakkı talanında yolsuzluk, vurgunculuk ve hortumculukta 4. sıradaydı. Şimdi bazıları diyorlar ki 1. sıraya geldi, oturdu. Evet. Şimdi ne diyor orada? Orada kullanılan tabir şudur. Ona işaret edeyim müsaade buyursanız. Tabii, buyurun. Bakın kullandığı tabire orada, kelamın. Kamunun haklarının ait olduğu yere ulaşmasına engel olanlardır dini yalanlayanlar diyor. Şimdi bir soru soruyor. İlk ayetinde bir soru soruyor.